Sivas'ta yaşayan Saadet Gülez ve Zeynep Keskin iki odalı evde yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 15 yıldır engelli Zeynep Keskin'e bakan Saadet Gülez yaşadığı hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Maddi sorunlarda yaşayan Gülez ailesi borçlarını kapatamadığını söylüyor. Ya, yaşam hikayemiz, oradan sonra kız olacağım telefon etti ki gel bunu al, yazık günah ortada kaldı. Ben gittim bunu arabayla aldım geldim. Allah rızası için kalbimi açtım. Buna bir annem gibi bakıyorum. Bunun duasını alıyorum. Aklı başında engelli. Ben oradan sonra koluna girerek ben de sakadım yani. Bende de bel kayması var. Bunun benden gayrı tutunacak bir kimsesi yok. Biz bir zaman çok yokluk çektik. Ben işim öldükten sonra. Borcumu çoğuydu. Ben kredi aldıydım. Oradan sonra ödeyemedim. Oradan sonra bankalardan kart aldım, kredi kartı aldım. Oradan sonra ödeyemedim. Çok perişan bir haldeydim. O yüzden ödeyemediğim için de bankalar beni tehdit ediyorlar. İçeri attıracak, maaşın el koyduracak. Ben de dedim koyun. Teyzemin oradan sonra her şeyi istiyor. Yemek istiyor, işte akülü araba istiyor. Onu bile alamıyoruz, karşılayamıyoruz. Oradan sonra 1 milyar 300'ün yarısı kiriye gidiyor. Oğluma yatırıyorum. Oradan sonra ışığımı suyumu yatırıyorum. Dikili kalıyoruz. Evimize doğru düzenli bir şey alamıyoruz. 100 milyondan fazla bir şey alamıyoruz. Yaşam hikayelerini paylaşan Saadet Gülez ve Zeynep Keskin, hayırseverlerden ev eşyası ve maddi destek bekliyor. Teyzem için oradan sonra bir akülü araba istiyorum. Benim bu banka borçlarımı ödemek için başbakanımdan yardım istiyorum, dostlardan yardım istiyorum. Allah rızası için bize yardım etsinler. Benim durumum iyi değil. Bir elbise dolabım bile yok. Elbiselerimiz yerde geziyor. Yardım istiyorum. Yardım istiyorum. İhtiyacımız lazım abi. Elbise. Anca çektiğimize elbise veriyor abi. Bana sonradan oldu bana abi. Sonradan oldu. Kısa çeyreği istedim abi. Sonradan oldu mu? Şimdi burayı içerisinde sen açıp bakacak abi. Benim aklım üstüme gelecek abi.